Işık saçan bu çömlek bir ibrik ya da sürahi olarak 1100 yıllarında Çin'in Goryeo hanedanlığı zamanına ait. Şarabı ısıtmak ya da sıcak tutmak için sıcak su dolu bir kabın içine konularak kullanıldığı düşünülüyor. İbriğin silindirik gövdesi, dik bir açıya sahip olan düz ağzı ve yuvarlak tutacağı metal bir kabı andırıyor. Kapağına ise üst üste duran iki lotus çiçeğinin şekli verilmiş. Çiçeklerin ortasında mücevhere benzeyen bir şekil bulunuyor. Yakından inceleyecek olursak, ibrik birkaç çizgiye rağmen oldukça iyi durumda. Kapağın tepesindeki top, daha önce kırıldığı için yeniden yapılıp boyanmış olmasına rağmen orijinalinden pek de farklı değil. İbriğin muhteşem renginden bahsetmesem olmaz. Seladon adı da verilen uçuk soluk yeşil renk muhteşem görünüyor. Sırrı ise yapımında demir oksit kullanılmasında yatıyor. İçinde oksijen olmayan bir kireç fırınında fırınlanıyor. Fırının içinde oksijen olmayan bir ortam sağlanması çok önemli. Fırınlama sırasında eğer ortamda oksijen olsaydı çömlekler kırmızı rengi alırlardı. İlkinin 9. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığına inanılan seladonlar her zaman çok değerli seramikler olmuşlardır. 1123 yılından günümüze ulaşan kayıtlara göre Çin İmparatorluk Mahkemesi'nde görevli bir memur bu seramiklerin şeklini ve yeşim rengini övmüştü. Sonrasında seladonların ünü hızla yayıldı. Hatta 13. yüzyılda Çin halkında seladonların cennetten bir parça olduğuna inananlar bile vardı. Bu eserler bugün hala değerlerini koruyorlar. Uzmanlar bu döneme ait seladonları Koreli sanatçılar tarafından yapılan en değerli eserler arasında gösteriyorlar.